Senin sözlerin çok daha ağır bir tokattı. Meğer sen ne kadar vicdansız biriymişsin. Kafanın içinde yalan dolan bir dünya kurmuşsun. Gerçeği görmüyorsun, duymuyorsun. İntikam hırsın kör etmiş, sağır etmiş seni. Ama ne var biliyor musun? Artık ben korkmuyorum. Canımı mı yakmak istiyorsun? Yak. Umurumda değil. Ama o insanlara zarar vermene izin vermeyeceğim. Her adımında karşında beni bulacaksın. Meğer kocan da evliliğinde yalanmış. Evlilik falan yokmuş. Kocan yokmuş yani. Sen de annenin yolundan gidiyormuşsun. Tıpkı annen gibi. Aynı yolda. Yeter artık, yeter. Nabzı çok yavaş. Anne aç gözlerini ne olur. Evet, Bahçe Sokak No 5. Durum çok ciddi. Acil ambulans bekliyoruz. Ambulans geliyor. Allah'ım sen bize yardım et. Anne. Nabzı kaybettim. Anne. Anne ne olur beni bırakma anne. Bilmediği bir şey bilmiyormuş. Sen beni dinlemiyorsan ben de dinleyecek başka birini bulurum Savaş Efendi. Hoş geldiniz Süleyman. Gülperi'nin yengesi nerede? Beyhan Hanım. Yukarıdadır herhalde. Siz iyi misiniz? Pek iyi gözükmüyorsunuz. İyiyim, yok bir şey. Aman iyi olun da ben Beyhan Hanım'a haber vereyim geldiğinizi. Gerek yok, ben yolu biliyorum. Ters biri biraz. Sizi kara toprağa koyup benden alanlar gün yüzü görmesin. Buyur. Beyhan Hanım merhaba. Tülay ben. Ben sizinle tanışmak için gelmiştim. Dur hele. Ne sebeple tanışmak istedin? Beyhan Hanım, benim sizinle konuşmak istediğim bazı konular var. Aslında ikimizi de ilgilendiren şeyler. Hem siz bilmezsiniz ama eşiniz Kasım Bey beni çok iyi tanırdı. Hatta kendisiyle görüşmüşlüğümüz de var. Ya, bu aileye yakınlığın nedir? Önce onu de. Ben Melike Hanım'ın yeğeniyim. Kendisi halam olur. Bu aileyle yakınlığı olan kimseyle konuşacak bir şeyim yoktur. Selametle. Beyhan Hanım bakın, ben sizi çok iyi anlıyorum. Hatta size hak veriyorum. Aslında biz sizinle aynı taraftayız. Kulağın işitmiyor mu dediğimi? Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Çık, bir daha da destursuz yanıma gelme. Beyhan Hanım bakın, benimle konuşursanız pişman olmazsınız.
Bu evde herkesin mi aklı kıt? Çık dışarı, defol! Üzgünsün. Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun? Nereden geliyorsun dedim. Sana gitme demiştim. Tüm bunlar, olan biten her şey, hepsi benim yüzümden. Ben sadece... Sen sadece dediğimi yap. Başka bir şey değil. Bunu anlamak bu kadar mı zor? Kaç defa söyleyeceğim? Ağlamışsın da, ne oldu? Bak sen demedin mi? Senin yanında olmak, destek olmak istiyorum diye. Dedim. Ne lazımsa yapayım. Yaparsın biliyorum. Ama kastettiğim o değildi. Sen benim yanımda olmak, bana destek olmak isterken benim önüme neden duvarlar örüyorsun? Yapma bunu. Anlat bana ne olduğunu. Beyhan Hanım üzdü değil mi? Yok, o üzmedi. Ben eve gideyim henüz. Daha konuşmamız bitmedi ama. Yok ki konuşacak bir şey. İyiyim ben. İyisin. Tamam, madem anlatmayacaksın. O zaman söylediklerime kulak ver hiç olmazsa. Konumunun, durumunun farkında ol artık. Bak, kimse seni ezebilecek kadar güçlü değil senden. Unutma bunu. Sen beni kafana takma. Ben iyiyim. Sen de iyi ol. Herkesin sana ihtiyacı var. Öncelikle sakin kalmanı istiyorum Narin. Unutma. Daha birkaç gün önce yatağa düştün. Lütfen Fatih Hocam, ben kendimi düşünmüyorum. Annem iyi olsun yeter. İyi haberler vermek istiyorum ama... Münevver Hanım'ın değerleri olması gerekenin çok altında. Gerekli müdahaleleri yaptık. Normale dönmesini bekleyeceğiz. Bu süreçte yoğun bakımda bekleyecek, öyle değil mi? Evet Kemal. Yoğun bakım Münevver Hanım için en güvenli olan yer. Acil ve hassas bir tedavi protokolü uyguluyoruz. Bu tedavi sürecine ben de dahil olsam olur mu? Olmaz Narin. Zaten ilk müdahaleyi yaptın. Annenin kalbi durmuştu. Onu yeniden çalıştırdın. Hayatını kurtardın. Bırak biz de işimizi yapalım. Ama ben bir şey yapmadan duramam. Fatih Hoca'ya güveniyoruz, öyle değil mi? Bence de en doğrusu senin dışarıda kalman. Evet ama... Aması yok Narin. Doğrusu bu. Ben şimdi annenin yanına gidiyorum. Umarım güzel haberler veririm. Kaç gündür huzursuzdum. Bir şey olacağını hissetmiştim.
Ona bir şey olsaydı ben ne yapardım ki? Hiçbir şey olmayacak. Bunda eminim. Rahatla artık. Yan koğuştakilerin yarısı müebbet. Yarısında kaybedecek bir şey yok. O sarı çıyan darlayınca bunları biletini kesmiş biri. Seninki danları dikmiş. Ay, ölmüş mü yoksa? Yok. Spor olsun diye cenaze namazı kılmışlar. Zehirlenmiş diyorlar ama zehri nereden bulacak? Kesin şişirmişlerdir onu. Zehirlemişler kız. Gözünü karartan her şeyi bulur. Hoş geldin. Yan koğuştaki sarıyı zehirleyen sensin değil mi? Doğrudur. Pisliğin biriydi. İyi yapmışsın. Temizlik malzemelerden zehir yaptığını duyduk. Aferin. Takdir ettim seni. Herkesin kafası çalışmaz böyle şeylere. Gel. Az konuşalım seninle. Her koğuşun kendi kuralları olur. Bilirsin sen de. Madem ki artık buradasın, bizim kuralları da anlatayım sana. Gülperi. Geldin mi kızım? Beyhan Hanım seni sorup durdu. Ne diyeceğimi bilemedim. Gülperi. Çok zor durumdasın biliyorum. Çok ağır şeyler yaşadın zaten. Beyhan Hanım da üzerine geliyor, farkındayım. İstekleri de bir türlü bitmiyor. Ama Emir'e güven kızım. Elbet çözecek. Uğraşıyor biliyorsun. Yengemin istekleri ağır gelmiyor bana Melike abla. Alışığım ben. Yüksünmüyorum. Nedir o zaman kızım bu halin? Hadi gel bahçeye gidelim. Dök içini. Meğer sen de annenin yolundan gidiyormuşsun. Tıpkı annen gibi. Aynı yoldan. Sen yolunu, yönünü hepten kaybetmişsin. Evin büyüğüne haber vermeden çekip gitmekten ne? Sen çekil. Hadi. Cevap vermeye bile tenezzül etmiyorsun bakıyorum. Nereye gittiğini sordum. Soyunu, sopunu, geldiğin yeri sakın unutma Gülperi. Bana haber vermeden hareket etmek yok. Yanımdan ayrılmak yasak. Ben neredeysem sen de orada olacaksın. Anladın mı? Aferin. Şimdi git paltomu getir. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Soru sormadan ne diyorsam onu yap. Hadi yürü. Bu sefer de dönüp gelecek benim arkadaşım.
Bunu da atlatacak Allah'ın izniyle. Tam mutluluğumuzu görecekken bırakıp da gitmez bizi daha. Nasıl oldu bu? Anlamadım. Anlamayacak ne var? Annem bu hale nasıl geldi diyorum. İlaçlarını mı aksattın? Yok Narin Hanım, olur mu? Her zamanki gibi saati saatine verdim. Sürekli yanındaydın yani. Bir aksilik görmedim. Bilmiyorum ki. Ters bir durum olsa söylerdim. İlaçlarını zamanında verdin mi? Ben bir şey yapmadım Narin Hanım. Narin, sakin olur musun lütfen? Kibirciğim, ben de oradaydım da. Yıldız ilaçlarıyla geldi. Anacığım uyanmadı. Gel biz seninle hava alalım biraz. Ne düştün lan peşime? Ha? Ne istiyorsun benden? Söyle. Bana bak. Yoksa o geberttiğim kadının ahbabı falan mısın sen ha? Sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir teklifim var. Teklif meklif lazım değil bana. Bana yanaşma, zararlı çıkarsın. Anladın mı? Gidiyor musunuz? Temelli gitmiyorum. Boşa heves etme. Oğlumun evinde gayet rahatım. Rahatsız olana kapı açık. Gülperi kızım, sen gel benimle biraz konuşalım. Gülperi benimle gelecek. Düş önüme. Gülperi hiçbir yere gitmiyor. Sen mi karar vereceksin atası burada dururken? Kızım, Emir birazdan gelir. Sen geç salona. Benimle gelecek diyorsan benimle gelecek. Yürü sen de, ayak sürme. Sen istediğin yere gidebilirsin. Gülperi'nin bir kocası var. Emir gelmeden hiçbir yere gidemez. Yürü dedim Gülperi.
da arada bırakıyor, Allah'ın cezası. Yenge, benim haber vermem lazım. Arayayım 2 dakika. Arabaya bin. Hadi. Savaş Karadağ denen o adam her adımda haddini biraz daha aşıyor. Hudutsuzluğuyla sabrımı taşırmaya çalışıyor resmen. Sen başa çıkarsın onunla oğlum. Sabır nedir? En iyi bilenlerdensin. Öyle Hasan amca, öyle de. İşte evde de başka bir sinir harbi var. Beyhan Hanım resmen Gülperi'ye eziyet etmeye çalışıyor. Ve başarıyor da bunu. Hayır, bir de onun suskunluğuna, kabullenişine de ayrıca öfkeleniyorum. Yahu ne iş verse yapmaya razı. Gülperi alışkanlıktan ya da sadece büyüğü olduğundan yapmıyordur bunu oğlum. Küçük yaşta hem öksüz hem yetim kalmış garip. Yengesinin bir iyiliğini görmüş, ona sığınmıştır. Vefa borcu sayıyor besbelli. Öyle söyledi zaten. Yengem aslında kötü biri değildir diyor. Hem de yaşadığı onca şeye rağmen. Sen de böyle yaparsan İyice zora girer kızcağız oğlum. Biraz anlamaya çalış Gülperi'yi. Ya ben anlıyorum Hasan amca. Anlıyorum da. Kıymet verdiklerimiz üzerinden kendimizi hesaba çekeriz oğlum. 2 kere 2 nasıl 4 ediyor? Bu da öyle bir Kur'an. Sen öfkelenmeden, akılla, sakinlikle ver kararlarını. İnsan kıymet verdiklerinin canının yanmasına tahammül edemese de her şeyin bir nedeni, bir sebebi olduğunu unutmamalı. Annem arıyor. Efendim anne. Oğlum, Beyhan Hanım Gülperi'yi bir yere götürdü. Engel olmaya çalıştım. Emir birazdan gelir dedim ama durduramadım. Nereye gittiler biliyor musun? Bilmiyorum. Sorsam da söylemezdi ki zaten. İşi gücü terslik çıkarmak. Biliyorsun. Oğlum, içim hiç rahat değil. O kadına güvenmiyorum. Tamam anne, merak etme sen. Haberleşiriz. Ben artık gideyim Hasan amca. Bir aksilik mi var oğlum? Yok bir şey, anlatırım sonra. Gülperi'nin yüreği de, varlığı da kıymetini bilene emanet çok şükür. Sen yine de dediklerimi unutma oğlum. Sükunetten vazgeçme. Hadi, selametle. İçeri girmemek için kendimi zor tutuyorum. İstiyorsan gel dışarı çıkıp birlikte turlayalım. Çünkü artık sakin ol demek anlamsızlaştı, farkındayım. Hocam, ne olur iyi haber verin. Hemen söyleyeyim. Annen iyi. Oh. Allah'ım sağ ol, çok şükür. Her şey normal. Bitti yani değil mi? Annenin bütün değerleri normale döndü. Hassas bakımının tedavisine devam edeceğiz. Herhangi bir hayat tehlikesi de yok. Çok teşekkür ederiz Fatih. Hakkını ödeyemeyiz. Ne demek Kemal, işimi yapıyorum. Nasıl oldu peki? Yatan hastalarda çok sık gördüğümüz bir komplikasyon. Senin bildiğin dışında da herhangi bir sıkıntı yok.
Bu hayatından sen de memnun değilsin, ben de. Hem benim hayatım kurtulacak, sen de yatmaktan kurtulacaksın. Hayır. Hayır, yapamayacağım. Yapamam. Ben öldüremem. Çok şükür. Münevver Hanım'ın ne kadar güçlü olduğunu önceki tedavi sürecinden biliyoruz. Sizi burada çok tutmayacağım. Peki annemi görebilir miyim? İzin var mı? Böyle söyleyeceğini biliyordum. Hemşire talimat verdim. Birazdan içeri alır. Ben de görebilir miyim arkadaşımı? Tabii. Yalnız hastamızı çok yormayacağız. Ya bu sefer o kadar korktum ki anneme bir şey olacak diye. Sana söylemiştim. İyi olacak demiştim. Bir güzel sevdası serimde tüter. Bu ayrılık bize ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bize ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Şu benim sevdiğim başta oturur. Bir güzel İyice kafa şişirdiler ya. Geçti dost kervanı, eyleme beni. Toparlan, başka cezaevine nakil oluyorsun. Aman hiç üzülmedim ben. Korkuyordum ben bu kadından. Biz kızdırsak bizi de zehirlermiş. Oh iyi oldu. Gitsin. Telefon etmek istiyorum. Sen telefon hakkını kullandın. Olmaz. Çok önemli. Bir şeyler yapabilirsin. Kural kaydı neyse o. Alo. Sekreter. Telefona falancayı bağlar mısınız? Meltem Hanım konuşacak dersiniz. Sen burayı ne zannediyorsun süs bebeği? Bana bak. Alış alış. Daha uzun süre buradasın nasıl olsa. Kural kaydı öğren. Git başımdan. Zaten canım burnumda. Senin o burnunu kırarım. Canın da nereye gideceğini bilemez. Bana kafa mı tutuyorsun sen? Ağzını burnunu da çarşamba pazarına çeviririm. Sakın ola bana fırsat verme. Çakma artist seni. Fadiye'ye yardım et, el iniş görsün.
Can sıkıntısından şaşıyor aklım. Bana dikleniyorsun. Ben özür dilerim. O kadar gerildim, o kadar korktum ki seni de üzdüm. Canınız sağ olsun. Üzülmeyin. Oğlum, evde duramadım. Seni burada bekleyeyim dedim. Bir haber var mı Gülperi'den? Arıyorum ama açmıyor telefonu. Yengesi izin vermemiştir. Başka bir açıklaması olamaz zaten. Ne olursa olsun açardı o telefonu. Evham yaptım. Belki de ben büyütüyorum diye düşündüm ama kadın sırf Gülperi'ye eziyet etmek için gelmiş sanki. Hiç güvenmiyorum o kadına. Hiç. Onun da tek başına bir hükmü yok ki. Savaş'a güveniyordur. Kesin onun da parmağı vardır. Birlikte bir şeyler planlamış olmalılar. Kızın başına bir şey getirmiş olmasınlar Emir. Bilmiyorum anne, bir kere daha arayacağım. Niye geldik buraya yenge? Birazdan görürsün. Açmam lazım. Alo? Alo? Neredesin sen? İyi misin? Kaç defa aradım seni. Neden açmıyorsun telefonu? İyiyim ben. Yengemle çarşıya geldik. Hoş geldin oğlum. Bu adam da mı yanınızda? Sana soruyorum, cevap ver. Savaş da mı geldi? Eyvahlar olsun. Belliydi altından onun çıkacağı. İyiyim ben. Merak edecek hiçbir şey yok. Şimdi kapatmam gerekiyor. Bir dakika. Kapattı mı? Ne dedi oğlum? Ne olmuş? Haber vereceğim anne. Sorun yok diyor şimdilik. Bayağı uzun kaldılar içeride. Kıvırcığım anacığına çok düşkündür. Elinden gelse bir dakika bile bırakmaz da. Net sonuçta. Narin Hanım'ın babası yok herhalde. O yüzden annesine bu kadar düşkün. Onlar uzun meseleler Yıldız. Hem kıvırcığım hem anacığım. O kadar çok çekmişler ki hayatlarında. Tam kavuştuk, mutlu mesut yaşayacağız derken... Ah Meltem, ah. Nereden çıktı geldi girdi hayatımıza Allah'ın cezası? O cezasını çekecek inşallah. Çekecek elbet. Elbet çekecek. Hayatlarını alt üst etti da peşini bırakır mı o şu an? Kemal Bey de çok sakin birisine benziyor ama... Öyle değil sanırım. Onun öyle göründüğüne bakma. Çok cevval bir avukattı. Eline attığı her işi tamı tamına eksiksiz giderir ha. Meltem'in de ensesinden düşmeyecek. Bilindik bilinmedik neyi varsa dökecek ortaya yere. Deme du deme. Sonra uşağım eline attığı işi sonuna kadar götürür ha. Hem Meltem'in hem de ona yardım edenlerin. Bir bir bulup çıkaracak ortaya yere, elleriyle teker teker verecek cezasını. Bak görürsün. Yardımcısı mı varmış Meltem Hanım'ın? Öyle bir şey mi duydunuz?
Duymaya ne hacet be kızım? O kadar işi Meltem bir başına becerecek değildi ya. Elbet birilerini bulaştırdı da. Var ya, ben o yardım edenlerin yerine olsam, vallahi de billahi de uşağım bulmadan evvel çıkarım orta yere. Derim ki durum böyleyken böyle. Hiç kendimi Meltem'in ateşine yakmazdım yani. Kim bilir kimler nasıl kandırdı. Uşağım, nasıldı arkadaşım? İyi mi durum? İyi iyi. Hatta beklediğinden daha da iyi. Ama şimdi biraz dinleniyor. Sen daha sonra görürsün. Oğlum, çok şükür. Kıvırcım da rahatlamıştı biraz. Benim güzel kızım. Evlilik falan yokmuş. Kocan yokmuş yani. Sen de annenin yolundan gidiyormuşsun. Tıpkı annen gibi. Aynı yoldan. Ne istersin anne, canın ne çekiyor? Sen ne söylersen yerim oğlum. Ama ne söyleyeceksen çabuk söyle. Tansiyonum açlıktan oynamaya başladı. Düşmanın elinden yemek yiyeceğime zehir içerim daha iyi. Öyleyse sıcak bir çorba söyleyeyim sana, için ısınsın. Söyle. Oğlumun yanında şöyle kursağımdan iki lokma geçsin. Hadi söyle. Çok yakında her şey istediğin gibi olacak. Merak etme. O evde tek bir tarum bile kalmayacak. Arkalarına bakmadan kaçacaklar. Sana güveniyorum oğlum. Ne lazımsa yapacaksın biliyorum. Lakin çok bekletme beni. Erim'in, oğlumun katillerinin yüzüne bakmak kolay değil. Çorba olarak kremalı sebze çorbası. Ara sıcak. Ana yemek de bunlar. Tabii efendim. Öyle bir çaresizliğe düşecekler ki ellerinden sadece evlerini alayım diye dua edecek tarhunlar. En büyüğünden en küçüğüne. Zerre kadar endişen, aksi bir düşüncen olmasın. Sen yüreğini ferah tut. Yeter artık. O evde size düşmanlık edecek, zarar dokunmuş hiç kimse yok. Kes sesini Gülperi, saygısızlık etme. Niyetim sana saygısızlık etmek değil yenge. Ama siz açıkça haksızlık ediyorsunuz. Kes sesini. En başından beri anlatmaya çalışıyorum size. Duymuyorsunuz, dinlemiyorsunuz bile beni. Onların hiçbir günahı yok. Sandığınız gibi değiller. Sus. İnsanların evlerini ellerinden almaya kalktınız. Sen küçücük çocuğa bile el uzattı. Durmadan planlar yapıp can yakmaya çalışıyorsunuz. İntikam mı istiyorsunuz? Buradayım ben. Kaçmıyorum ki. Benden çıkarın acınıza. Ama o insanları rahat bırakın ne olur. Sus diyorum sana! Can yakmaya çalışıyoruz öyle mi? Kocan olacak adam, atanın, amcanın canını aldı. Yetmedi, oğlumun canını aldı.
Soğuk. Rüzgar iliklerine işlesin. Aklın başına gelir belki. Çık dışarı, gözüme görünme. Doğruyu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun. Utanmadan, sıkılmadan onlara nasıl savunuyor görüyorsun değil mi? Şeytan diyor ki sık boğazını, nefesini kes. Kendini Tarhunlar için feda etmeye hazır. Onun için ne yapmış olabilirler ki? Ne yaptılarsa yaptılar. Bana onların acısını göster Savaş. Sözünü tut, bir an önce ne yapacaksan yap Savaş. Sana sabırlı ol dedim anne. Sonlarının gelmesi çok yakın. Hem de büyük patlayacaklar. Bekleyecek sabrım kalmadı. Anlamıyor musun oğlum? Hepsi keyfinde yan gelip yatıyorlar. Benim oğlumla kocam toprağın altında. İnim inim inlesinler. Sürünsünler istiyorum. Donsun soğuktan, beter olsun. İçim soğumuyor. Gözümün önünde lime lime dökülse de, parçalansa da içim soğumayacak. Sağ olasın. Eline sağlık. İşim hafifledi sayende. Yavaş ol. Yemekler hazır. Hadi buyurun. Sana kim otur dedi? O kadar yardım etti abla. Aç kalmasın. Yürü yallah yatağına. Karşımda dikilme. İştahımı kaçırıyorsun. Pek lezzetli olmuş yemeklerde. İki tabak yerim. Eline sağlık. Lan sen ne utanmaz karısın? Sana karşıma dikilme demedim mi? Çok canım acıyor. Bana yardım edin. Midemi kesiyorlar sanki. Yardım edin.
yapıyorsun burada? Sen beni nasıl buldun? Ben eğer istersem seni her neredeysen bulurum. Ne yapıyorsun bu soğukta böyle? Hasta olacaksın, hava buz gibi. İyiyim ben. İyi şunu. Bu mu senin iyi halin? Ha? Baksana yüzün soğuktan bembeyaz olmuş. İyiyim ben, merak edilecek bir şey yok. Buncacık soğuktan bir şey olmaz bana. Sen yengemle çarşıya geldik demedin mi? Neden burada bekliyorsun? Yengemin çıkmasını bekliyorum. Seni bu soğukta burada dışarıda bekletiyorlar, öyle mi? Ben de istemedim onlarla oturmayı. Burası böyle iyi. Gel benimle. Gitmeyelim, ne olur. Bak ben sana ne dedim? Kendini ezdirmeyeceksin. Kimsenin karşısında başını eğmeyeceksin demedim mi? Dedim, evet. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Söz veriyorum. Ama şimdi girmeyelim. Bak sen yapman gerekeni yapamıyorsun. Yapmıyorsun. Sırf onlar istiyor diye burada soğukta böyle bekleyemezsin. Bak şu insanlara, iyi bak. Seni umursamıyorlar bile. Tamam, madem sen hayır diyemiyorsun, kendini koruyamıyorsun. Bunu ben yapacağım. Bak benim bu saçmalıklara artık tahammülüm kalmadı. Onların kafalarına kazıyacağım senin kim olduğunu. Yürü. Neler oluyor? Neden dikildiniz tepemde? Size bazı hatırlatmalar yapmaya geldim. Israrla anlamadığınız ama eninde sonunda anlayacağınız bazı şeyler var. Sırf canınız öyle istiyor diye onu soğukta bekletemezsiniz. Haddinizi bilin. Ne o Gülperi? Kocan hesap sorsun diye mi getirdin buraya? Benim çağrılmaya falan ihtiyacım yok. O neredeyse ben de orada olurum. Bugüne kadar böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Bir şeyi kafanıza kazıyacaksınız. Gülperi sizin köleniz değil. Ona istediğinizi yapamazsınız. Sen mi engel olacaksın? Hudutları sen mi belirliyorsun? Söz konusu bensem ve benim ailemse evet ben engel olacağım. Hudutlarını öğreteceğim sana. Ne oldu sana? Karnın mı ağrıyor? İyice fenalaştı galiba. Gardiyan, gardiyan. Hastalar nereye gitmesi lazım? Gardiyan, gardiyan. Hastalar nereye gitmesi lazım? Yardım et. Boğulacak. Çevir başını, çevir. Boğulacak. Bir şeyler oluyor. Benim güzel annem, güçlü annem. Rabbim seni bana bağışladı, şükürler olsun. Şimdi her şeyi anlatacaksın Yıldız. Mecbursun buna.
Yıldız, gel. İyi görünüyor Münevver Hanım. Buna da şükür. Sen bayağıdır bizimlesin. Merak ettin tabii. O kadar şey oldu ki seninle doğru düzgün iletişim kuramadık. Ama varlığın kıymetli, bunu bil. Bir şey mi diyeceksin? Size söylemem gereken bir şey var Narin Hanım. Tabii, dinliyorum. Ve sevdiklerime karşı atacağın her adımda karşında beni bulacaksın. Anladığın dilde konuşacağım seninle. Biz seninle aynı dili konuşamayız Tarhun. Bizim meşrebimiz farklı. Evet, çok haklısın. Benim meşrebimde kadınlara ve çocuklara el uzatmak yoktur. Savaş anasının sözünde, atasının kanının peşindedir. Ben ne dersem onu yapar. Bakın, bugüne kadar acınıza saygı duydum ve sustum. Ama sınırınızı bileceğinizi düşündüğümden değil. Duracağınız yeri anlarsınız diye. Ama anlamadınız. Sizi bir daha uyarmayacağım. Tarhun! Gülperi Tarhun. Ama bir detay atlamayalım. O sahte bir Tarhun. Çünkü sizin evliliğiniz sahte. Sahte mi? Önceden öfkeliydim, kızgındım ama artık acıyorum da. Sahte bir evliliğin arkasına saklanan sana acıyorum. Kime göre sahte, he? Onun soyadı Tarhun. Benimle birlikte benim çatımın altında yaşıyor. Benim nikahlı karım. O ananın bu kızı tabii. Ne olacaktı? Sütle giren huy canla çıkar elbet. Sen de anan gibi yüz karasın. Fu sana! Tamam, yeter artık, yeter. Az önce söyledim, tekrar söylüyorum. O benim nikahlı karım. Gerisi de kimseyi ilgilendirmez. Bundan böyle de karıma hak ettiği gibi davranmazsanız olacaklardan ben sorumlu değilim. Anne bırak. Anne.
Nereden, nasıl öğrendi? Bilmiyorum. Bir daha bu adamla yan yana gelmeyeceksin. Beni zorla getirdi. Ben burada olduğunu bilmiyordum. Ya zorla ne demek? Biz seninle ne konuştuk? Ne isterlerse istesinler. Bir daha hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Buna mecbur değilsin diye. Şu olanlara bak. Hoşuna gitti mi? Bu mu senin kendine reva gördüğün? Ha? Hiçbir şeye ses çıkartmadan öylece susup sineye çekmek mi? Yahu neden? Neden yapıyorsun bunu kendine onca şeyden sonra? Bin arabaya. Bir şey varsa söyle. Neyse hallederiz. Ben sizi bana güvendiğiniz için teşekkür etmek istedim. Asıl ben sana teşekkür ederim anlayışın için. Ya annemi öyle görünce o kadar gerildim ki sana çıkıştım. Halbuki biliyorum anneme nasıl dikkatli davrandığını, iyi baktığını. Senin bir suçun günahın yok, biliyorum. Zaten annem çok iyi. Artık üzülecek bir şey kalmadı. Hatta birazdan eve götüreceğiz. Sen burada bekle, ben doktorla konuşayım. Çok pişmanım Münevver Hanım, çok. Keşke kızına olan biten her şeyi bir bir anlatabilsem. Ama yapamam. Meltem beni yaşatmaz. Aç gözlerini. Aç hadi, bak haber verdik. Aç hadi, duyuyor musun beni? Aç gözlerini. Nerede kaldı bunlar? Gardiyanlar gelmiyor mu artık? Neredeler, ölüyor galiba. Gardiyan, gardiyan. Hasta var, evine gitmesi lazım. Gardiyan. Duymuyor musunuz? Ölüyor kadın, ölüyor. Biriniz gelsin. Deminden beri sesleniyoruz. Neredesiniz? Nefesi geçsildi kadının, ölüyor. Açılın bakayım. Ne oluyor burada? Nesi var? Biz de anlamadık. Birden fenalaştı. Karnım ağrıyor dedi. Sonra ağzından kan geldi. Tamam, başımdan çekin. Nefes alsın bir kadın. Üç nolu koğuşa acil sedye gönderin. Mahkumlardan biri fenalaşmış, baygın durumda. Meğer kocan da evliliğin de yalanmış. Evlilik falan yokmuş. Kocan yokmuş yani. Sen de annenin yolundan gidiyormuşsun. O ananın bu kızı tabii. Ne olacaktı? Tıpkı annen gibi. Aynı yoldan. Sütle giren huy canla çıkar elbet. Sen de anan gibi yüz karasın. O sana! Ağlama artık. Thank you.
öğrenmelerini ben de istemezdim. Ama olan oldu artık, yapacak bir şey yok. Bırak, boş ver, neyse ne. Hem ağlamak hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ben... annem. Annem için. Zavallı anacığım, pis bir iftiraya kurban gitti benim. Amcam kötü kadın diye yaftaladı onu. Aslını astarını kimseler sormadı. Bilmek istemediler bile. Anneme yaptıkları yetmedi, benim de çok canımı yaktılar. Her fırsatta namussuzun kızı oldum. Çok yara aldım ben. Aynı şeyleri bir daha yaşamak istemiyorum. Yengem, evliliğimizin sahte olduğunu bilmesin ne olur. En azından bir süre. İyi değilsin sen. Gel benimle. Anası neydi ki kendi ne olsun? Armut ağacın dibine düşer tabii. Daha Mardin'deyken ne olduğu belliydi bunun. Orada Macide kuyruk sallayan, burada bunu yapar. Ne bekliyorduk ki? Sen de annenin yolundan gidiyormuşsun. Tıpkı annen gibi. Aynı yoldan. Utanmadan yüzüme bir de mazlum mazlum bakıyor. Cin olmadan adam çarpacak, aklı sıra. Anne tamam. Daha bitmedi. Daha diyeceklerim bitmedi.
Ne oldu bana? Neredeyim ben? Tamam sakin ol, korkacak bir şey yok. Bayılmışsın. Sanırım gün içinde kafanı sert bir yere çarptın. Ağız kanaman da ondan. Ama ciddi bir şey yok. Kısa süreli bir bilinç kaybı yaşadın. Hepsi o kadar. Gerekli testleri de yaptık. Hepsi temiz. Anlıyor musun söylediklerimi? Kendini nasıl hissediyorsun? İyiyim. Güzel, o zaman koğuşuna dönebilirsin. Ne olur beni koğuşa göndermeyin. Neden o? Koğuşta bir şey mi oldu? Sana zorbalık yapan ya da seni tehdit eden birileri mi var? Bunu size anlatamam. Ama beni oraya göndermeyin. Ne olur göndermeyin, ölürüm ben orada, yaşayamam. En iyisi önce avukatına ulaşmaya çalışayım. Anneciğim, çok şükür evimizdeyiz. Her şey bitti artık. Artık hepimiz beraberiz. Her şey geçti gitti. Bir daha sakın bizi korkutmayasın Hami Nevver Sultan. Bozuşuruz bak. Demadı dema. Şehriye teyze haklı. İçim içimi yedi. Artık derin bir ok çekebiliriz. Hadi biz çıkalım da Münevver'im rahatça dinlensin. Dinlensin tabii ya. Ben şimdi abi de hasta çorbası ederim. Mis gibi içi ısınır. Ben de okula geçeceğim. Tamam. Siz de çok yoruldunuz Narin Hanım. İsterseniz dinlenin. Ben buradayım nasıl olsa. Yıldız haklı. Hadi dinlen biraz. Annem sana emanet. Allah biliyor ya. Meltem yine arar da başıma bela olur diye çok korkuyorum Münevver Hanım. İnşallah aramaz. Yapma böyle. Bak annen iyi. Yanımızda hep birlikteyiz, evimize döndük. Biliyorum. O kadar çok korktum ki toparlanamıyorum. Bu sefer ölüyor zannettim. Artık onu görmeyeceğim. Kalbim yerinden sökülecek gibi oldu. Bir daha onu görmemek, ona dokunmamak kaldırılır gibi değil. Ama öyle olmadı bak. Annen iyileşti. Ve iyi. Yeniden beraberiz. İyi ki yanımda. Ona çok ihtiyacım olduğunu fark ettim. Daha ona çok lafım olduğunu. Başımı dizine yaslamamı. Hepsini yapacaksın. Aklından ve kalbinden geçen her şeyi söyleyeceksin bana. Yapacağım değil mi? Her şey bitecek. Bitsin artık, çok yoruldum. Hani sana anlatırdım. Çocukken yanında çalıştığım bir saat ustası vardı, hatırlıyor musun? Bana hep derdi ki, göle bir taş attığın zaman önce dibi hisseder. Sonra dalgalar yavaş yavaş yüzeye vurur. Yaşadıklarımız da böyle işte. Önce aklımız idrak ediyor.
sonra kalbimiz. Göreceksin bak. Kötü günler geçti. Her şey geride kaldı. Kalbin de anlayacak bunu. Geldik. Burası güzelmiş. Rahat rahat nefes alabilmen için. İnsan her şeye katlanıyor da annesine laf söz gelmesin. Öyle gücüne gidiyor ki insanın böyle ta burası yanıyor. Anneme. Benim melek anneme iftira attılar. Şimdi de bana öyle... Sen annenin kaderini yaşamayacaksın. Bunu yaz aklına. Yanındayken. Yani senin yanındayken her şey mümkünmüş gibi hissediyorum. Her şey düzelirmiş. İyi olacakmış gibi. Senin yanındayken, sen benim yanımdayken, senin bana ihtiyacın yok biliyorum ama benim sana. Şey, gidelim mi? Zamandır seyretmek istediğimiz filmler vardı. Seyredememiştik. Onların bir listesini yapalım. Seyrederiz. Zaten haftada bir sinema gecesi yapalım. Ne dersin? İyi fikir değil mi? Ne güzel anlatıyordun. Sesin beni rahatlatıyor. Anlatsana. Bir akşam da sizin oranın yemeklerinden yaparız. Bazilya gecesi yapalım. Ama yemekleri sen yapacaksın. O zaman daha bir lezzetli oluyor. Neydi? Şah pilavı, pite, şeker burağı. Başka ne vardı? Thank you.
Buradan çıkmam lazım avukat. Gerçeği kabullenmem lazım Meltem Hanım. Böyle bir şey mümkün değil. Çıldırmam az kaldı. Öleceğim burada. Ama bir şeyler yapabiliriz. Zehirleme ve yaralanma olayını kullanarak başka bir hapishane hızlı bir şekilde nakli yapabiliriz aslında. Senden bir şey daha isteyeceğim. Çok şükür geldiniz. İkiniz için de ne kadar endişelendim anlatamam. İyi ettin oğlum Gülperi'yi alıp gelmekle. Kızım, sen de paltonu falan çıkar, biraz konuşalım. Konuşalım mı? Evet, evet. Salonda bekliyorum seni. Ben odama çıkıyorum o zaman. Yanındayken. Yani senin yanındayken her şey mümkünmüş gibi hissediyorum. Her şey düzelirmiş. İyi olacakmış gibi. Senin yanındayken. Sen benim yanımdayken. Senin bana ihtiyacın yok biliyorum ama benim sana... Gidelim mi? Sen Tahrumların evisin. Hiçbir zaman bunu aklından çıkarma oğlum. O kız sana, Yiğide, ailemize, soyadımıza zarar veriyor. Ondan boşanacaksın. Allah yorma kendini. Ondan boşanıp Tülay'la evlen. Beşerdim, şaştım. Sakın Emir'i bırakma. Ne olursa olsun ondan boşanma. Yemin et. Gözümün açık gitmesini istemiyorsan. Yemin et. Baba. Seni görünce odamın kapısında bekledim baba. Ama çok dalgındım, görmedim. Ne düşünüyorsun? Sen beni bırak şimdi. Ne saklıyorsun arkanda, göster bakayım. Sürpriz. Peri kızıyla sana bir hediye yaptım. Babaannem de yardım etti.
diğer çocuklar annelerine sarıldığında üzülüyordum. Ama artık hiç üzülmüyorum baba. Çünkü peri kızı var. Uşağım, daha dün ve bugün iki hemen işe mi giriştin? Narin uyuyor. Hazır uyuyorken kalan işleri toparlayayım dedim. Kim demiş uyuduğunu da? Mutfakta harıları çalışayım. Nasıl yani, Narin uyumuyor mu? Sana özel bir Azeri yemeği hazırlayayım. Ben de bir Münevver Sultan'a bakacağım da yardıma gideceğim Kıvırcığım'a. Sen bakma Münevver Hanım'a, ben yardım ederim ona. Ne yapıyormuş bakalım benim güzel karım? Hani sen odanda çalışıyordun? Sen de güya odanda dinleniyordun. Ama görüyorum ki bana gizli gizli sürpriz hazırlıyorsun. Öyle mi? Madem sürprizim bozuldu o zaman seni salona alayım. Orada bekle. Olmaz, ben de sana yardım edeceğim. Emin misin? Ağır çalıştırırım. Soyma, ayıklama, kesme, doğrama hepsini sen yaparsın. Üstün başın kirlenir. Evet şef, söyle bakalım nereden başlıyoruz? Sana yapılan muameleyi hiç kimse hak etmez kızım. Hele ki sen asla hak etmiyorsun. Sen artık benim kızım sayılırsın. Bundan sonra ne olursa olsun hep yanındayım. Seninle konuşmak istedim çünkü bugüne kadar pek yanında olamadım. Ama bundan sonra annen bil beni, olur mu? Ne zaman ihtiyacın olursa şefkate, anneye... Ben çok teşekkür ederim. Yorucu bir gün oldu senin için. Hadi, şimdi git odana biraz dinle. Sonra yine konuşuruz. Sen istiyorsun diye burada kalmana ses etmiyorum. Ama sanma ki içim rahat. Aklım hep sende anne. Konuşta düşmanlarımızın arasında bir başınasın. Öfkeni dizginle. Sonra bana dünyaları yaktırma, değil mi? Korkacak olan biz değiliz. Onlar. Çünkü hain olanın sonu hiç olmaktır. Haydi. İşine gücüne. Selametle. Bundan sonra annen bil beni, olur mu? Ne zaman ihtiyacın olursa şefkate, anneye... Nerede o? Odasında. Gülperi! Gülperi! Hemen aşağıya gel! Gülperi! Gülperi!
Yeter bu kadar dertlendiğin. Bir türkü patlat da kendine gel, hadi bakayım. Aa, türkü falan söylemem. Kızcağız hiç aklımdan çıkmıyor ki. Öylece gözlerini pörtletti, kucağımda kaldı. Ölmüş olmasa bari, yazık. İyi olur inşallah. Allah Allah. Vicdana mı geldin sen? Yok yahu. Ne vicdana geleceğim? Meltem gibiler için ölüm kurtuluş. İyileşip gelsin de biraz daha sürteyim o büyük burnunu. Hoş geldin. Gözümüz yollarda kalmıştı. Yalan yok. Sen olmayınca pek canım sıkıldı. Tüh. Daha çok sıkılacak desene. Çünkü başka hapishaneye nakledildim. Ama bu kadar üzülme ya. Her şey insanlar için. Bak mesela. Ben de senin o çirkin suratını bir daha göremeyeceğim diye çok üzülüyorum. Ne yapalım artık? Dayanacağız. Hop, sakin. Çok güzel olmuş. Benim kocamın isteyip de yapamayacağı şey var mı? Asla. Hele senin gibi dünyanın en güzel şefi yanımdaysa. Harika gözüküyor. Sence de bir ödül hak etmedin mi? Mesela? Nasıl bir ödül? Ne? Sana. Söylediklerimi hatırlıyorsun değil mi? Sen annenin kaderini yaşamayacaksın. Bunu yaz aklına. Beyhan Hanım, ne diye evimde bağırıp duruyorsunuz? Benim derdim Gülperi'yle. Karışma sen. Hem evim derken benim evim olduğunu unuttun galiba hanım. Kime nasıl istersen bağırırım. Gülperi'yi itip kalkmanıza, ona kötü davranmanıza izin vermeyeceğim. Yeter artık.
Herkes yerini, hududunu bilecek. Arda, namus da kalmamış sende. Anandan da beter olmuşsun sen. Ta memleketten kalk buralara gel, namusumuzu, şerefimizi iki paralık et. Namusumuzu kirletecek hiçbir şey yapmadım ben yenge. Yapmadın öyle mi? Peki bu sahte nikah ne? Şu hale bak. Elimizin kiri karşımıza geçmiş, bizimle dalga geçiyor. Yenge ne oldu? Senin yediğin haltlar yüzünden kocamı, oğlumu toprağa verdim ben. Diri de hapishane köşesinde. Hala bir şey yapmadın mı diyorsun? Yaptıkların başını yesin. Reyhan Hanım, iyi misiniz? Yenge! Reyhan Hanım! Öldü ölüyor derken Talih yine güldü yüzüne Meltem'in. Hevella, Cevher'in gazabından kurtuldu. Siz öyle zannedin. Usus bebeğinin hiçbir şeyden kurtulduğu yok. Nasıl yani? Nakledildiği hapishanede müebbet demiş has arkadaşım var. Sivas'ta beraber yattık. Hemen haber uçurdum. Dört gözle bekliyor Meltem'i. Anlayacağınız benim başladığım işi o bitirecek. Pes vallahi boşuna korkmuyoruz senden. Yalnız Çakıl'ı selamımı söyleyince yüzünün alacağı şekli çok merak ediyorum. Boğazına bir şey mi kaçtı? Cevher ablam. Cevher ablam. Seyirli de kapı. Gardiyanı çağırın. Cevher ablam. Yetişin. Yetişin gardiyan. Yetişin kadın ölüyor. Yetişin. Hakan arıyor. Ne oldu acaba? Efendim Hakan. Kemal Bey, sizde çok önemli bir haberim var. Söyle Hakan, dinliyorum. Meltem başka bir hapishaneye nakledilirken cezaevi aracı kaza yapmış. Meltem olay yerinden kaçmış. Ne oldu? Meltem kaçmış. Dedi. Doktor ne dedi? Yengemin nesi varmış? Kalp krizi geçirmiş. Kalp krizi mi? Ama iyiydi, gayet sağlıklıydı. Nasıl olur? İyileşecek ama değil mi? Doktor birazdan daha detaylı bilgi verecek. O zaman anlarız tam ne olduğunu. Beyhan. Beyhan Aksoy hangi odada? Koridorun sonundan sola dönüp merdivenden birkaç çıkacaksın. Aslında doğru söylüyorsun. Savaşı aramak lazım. Ne yaptınız ona?